Teşekkürler. Herkese merhaba. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığında tarihi bina ve obje fümigasyonu konusunda çalışıyorum. Bugün de yapacağım sunumda tarihi yapıların koleksiyonlarında bulunan taşınabilir eserlerde görülen karşılaştığımız zararlarla mücadele konusunda yaptığımız çalışmalardan bahsedeceğim. Öncelikle Milli Saraylar hakkında biraz kısa bilgi vermek istiyorum. Kuruluşu Cumhuriyet'in ilk yıllarına dayanan bir kurum. Ağırlıklı olarak 19. yüzyıl saray, köşk, kasır yapıları ile 18. yüzyıla tarihlenen bir kasır, 3 müze ve 2 tarihi fabrika binasını bünyesinde barındırıyor. Milli Saraylar bünyesindeki saray, köşk, kasır, müze ve tarihi fabrikaların uluslararası müzecilik ve koruma standartlarına uygun olarak idaresi, bakımı, onarımı, restorasyonu ve işletilmesiyle ilgili bir kurum. Bir de şunu belirtmek istiyorum ki tarihi yapılar ve koleksiyonundaki eserlerin restorasyonu ve konservasyonuyla da kendi bünyesindeki atölyelerinde çalışan deneyimli uzman ve tecrübesi ve uzmanlığıyla yeterli birikime sahip elemanlar görev yapıyor bu yapıların ve içindeki objelerin restorasyon ve konservasyonunda. Padişahların ikametgahı ve devletin idari merkezi olarak başta Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı ve Yıldız Şale olmak üzere padişah ve ailesinin yine yazlık ve günübirlik olarak kullandığı Yıldız, Ihlamur, Küçüksu, Beykoz, Aynalıkavak kasırları gibi saltanat yapıları, Yalova Atatürk Köşkü ve Florya Atatürk Deniz Köşkü gibi erken Cumhuriyet dönemi yapıları bugün Milli Saraylar bünyesinde müze saray olarak ziyaretçilere açık tutulan yapılar. Bu yapıların hepsi içinde kullanıldığı dönemki şekliyle eserler yerinde korunarak yer alıyor ve de müze saray kavramı içinde sergileniyor. Milli Saraylara bağlı yapılarda koleksiyonda ne gibi eserler var diye bakacak olursak, koleksiyon mobilya, tablolar, halılar, ısıtma ve aydınlatma araçları, müzik aletleri, sultan ve ailesine ait kişisel eşyalar, sofra takımları gibi birçok ve farklı türde objeden oluşuyor. Ve bu objelerin bir kısmı sipariş usulüyle padişah ve ailesi için özel olarak yaptırılmış, özel olarak üretilmiş. Bir kısmı sipariş yoluyla kataloglardan seçilerek satın alınmış. Bunun yanı sıra hediye olarak gelmiş ve veya saray marangozhanesinde özel olarak üretilmiş eserler. Saray içinde sergilenemeyen çok sayıda eser de depolarda bugüne kadar tutulmaktaydı, yakın bir geçmişe kadar. 2004 yılından itibaren de bu eserler yine Dolmabahçe Sarayı ek yapılarından biri depo müze olarak düzenlendi ve burada müzecilik kuralları içerisinde oluşturulan depolarda ve raflarda sergilenmeye devam ediyor. Ben Dolmabahçe Sarayı üzerinden giderek anlatmak istiyorum. Dolmabahçe Sarayı ek yapılarıyla birlikte 250 bin metrekarelik bir alan üzerinde inşa edilmiş bir yapı. 19. yüzyıl yapısı. Yaklaşık 150 yıllık bir geçmişi var. 15 bin metrekarelik bir taban alanına sahip ve bodrum katıyla birlikte 3 katlı kâgir bir yapı. Ancak baktığımız zaman yapısal elemanlarda çoğunlukla ahşap kullanıldığını görüyoruz ve içindeki eserlerin de büyük çoğunluğu ahşap. Bu organik kökenli eserler olarak tabir ettiğimiz ahşap, kağıt, tekstil eserlerin bir takım çevresel faktörlere ve biyolojik bozulmalara karşı hassasiyetleri var.
bağıl nem, sıcaklık, ışık, hava kirliliği gibi çevresel koşullar ve biyolojik zararlar nedeniyle de zaman içinde bozulmalara uğruyor. Özellikle bağıl nem, rutubetli ortamlar, böcekler ve zararların gelişimini destekleyen en önemli unsurlar. Sıcaklık ve bunun yanı sıra havalandırmada, yetersiz havalandırmada böcekler dışında bakteri ve mantar gelişimi için de yine bu koşulları destekliyor. Burada gördüğümüz Dolmabahçe Sarayı Valide Sultan Odası'ndan bir eser, Mücevher Sandığı. Bugün Saray Koleksiyonları Müzesi'nde sergileniyor. Aslında objeye yakından baktığınız zaman üzerinde böcek zararı ile ilgili herhangi bir şey göremiyorsunuz ama objenin altında gördüğümüz ahşap tozları bize bu eserde böcek zararının olduğunu gösteriyor. Yine yan tarafında Dolmabahçe Sarayı'ndaki bir başka eşyada böcek uçma deliklerini ve de ahşap tozlarını görüyoruz. Bunlar dışında yine Milli Saraylara ait başka bir yapıda Beylerbeyi Sarayı halatlı odada ahşap aksamı bükümlü halat formunda tasarlanmış eşyalardan oluşan bir oda ve burada orta sehpa olarak geçen bir eşya. Yine dışarıdan baktığınızda böcek tahribatını göremeyeceğiniz bir eser ama iç kısmında masanın böceklerin, ahşap zararlısı böceklerin neden olduğu uçma delikleri ve de ahşap tozlarını gözlemleyebiliyoruz. Başka bir örnek yine Milli Saraylar bünyesindeki Beylerbeyi Sarayı'na ait Sarı Köşk'te bir sehpa, altın varaklı bir sehpa ve üzeri kumaşla kaplı. Kumaşın üzerinde böceklerin, deliklerin iz düşümünde meydana getirdiği ahşap tozlarını ve ergin böcekleri görebiliyoruz. Biz eserde öncelikle enfeksiyon olup olmadığını kontrol ederek başlıyoruz. Çünkü bazen ahşap zararlısı böcek girip çıkmış olabiliyor esere ve aktif bir faaliyet olmayabiliyor. Bu nedenle önce eserin temizliğini yapıp 2-3 hafta süreyle tecrit edip eserde aktif bir faaliyet olup olmadığını gözlemliyoruz. Eğer varsa bu şekilde ahşap tozlarıyla ve uçma delikleriyle kendini belli ediyor. Eğer yoksa da istilanın eski ve aktif olmadığını söylüyoruz. Başka bir örnek, burada yine az önce söylediğim takip sırasında ergin böceklere rastlanmış, aktif bir faaliyet olduğu anlaşılmış bir obje. Kağıt eserlerde, yazma eserlerde de cilt kısımlarında, kapaklarında veya sayfa içlerinde böceklerin nedeni olduğu silindirik galeriler ve uçma delikleri yine bize böceklerin varlığını gösteriyor. Tekstil eserlerde de doku kaybı, ayrışma, kopma gibi zararlanmalar ortaya çıkabiliyor yine böceklerin etkisiyle. İlk yapmamız gereken şey bu zararlı türünü teşhis etmek olmalı. Çünkü bütün bozulma türlerinde olduğu gibi teşhis bizim için çok önemli. Doğru teşhis edersek böceğin biyolojisi, yaşam döngüsünü bilebiliriz ve dolayısıyla mücadeleyi ne zaman ve ne şekilde yapmamız gerektiğiyle ilgili ipuçlarını da elde etmiş oluruz. Araştırmalarımızda Milli Saraylar'da en fazla rastladığımız böcek türleri Anobium punctatum olarak isimlendirilen mobilya böceği Türkçesi, yine yüksek bağıl nem ve ortalama sıcaklık koşullarında gelişen bir böcek türü. Bunun yanı sıra kahverengi diri odun böceği olarak geçen Lictus bruneus, bu da yine kuru şartlarda bile gelişebilen bir böcek. Hilotropes bacillus evteke böceği Türkçe ismi. Daha çok objelerde değil de yapısal ahşaplarda karşılaştığımız, özellikle de yapıların çatı kısımlarında karşılaştığımız ve ciddi hasar veren bir böcek türü. Bunun yanı sıra rutubetli ortamlarda, organik eserlerde gümüşçün böceği olarak Türkçe ismi geçiyor. Lepisma saccharina latincesi rastladığımız bir böcek. Ahşap ve hayvansal kökenli tekstil eserlerde de daha ziyade
az da olsa elbise güvesi olarak geçen Tineola bisellella, Latince ismi olan böcek türü en çok karşılaştığımız türler. Aktif bir istila varsa ve böcek türünü teşhis ettiysek yapmamız gereken ikinci adım uygulanacak mücadele yönteminin belirlenmesi. Bu amaçla uygulanan birçok yöntem var ve bunlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiyor. Bir defa koleksiyonun türü seçeceğimiz yöntemde önemli bir nokta. Çünkü yazma eserlerde karşılaşılan bir enfeksiyon veya mobilyalarda karşılaşılan bir enfeksiyonda farklı değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra enfeksiyonun boyutu, kurumsal olanaklar ve bütçe de önemli. Bugün taşınabilir eserler de uygulanan birçok yöntem var. Düşük sıcaklık, karbondioksit gazı, kontrollü atmosferde verilen, yükseltilmiş ısı, azot, argon gibi inert gaz uygulamaları ve pestisit uygulamaları en çok tercih edilen yöntemler. Milli saraylara bağlı yapılarda taşınabilir eserlerde biz değiştirilmiş atmosfer yöntemini uyguluyoruz. Burada azot gazından faydalanıyoruz. İnert bir gaz olan azot gazı ve gaz geçirmezliği son derece düşük olan PVC ünitelerden faydalanıyoruz. İlk önce enfeksiyon tespit ettiğimiz objeleri bu üniteler içine taşıyıp ortam havasını ve oksijeni süpürerek içeride yeterli akış hızıyla azot gazı veriyoruz ve belirli bir süre sonunda %99.97 üzerinde azot gazı konsantrasyonu elde ettiğimizde bunu uygulama süresini objenin boyutuna, malzemenin yapısına, bağlı nem, sıcaklık gibi koşullara bağlı olarak belirliyoruz. Genellikle 3 ila 7 hafta arasında değişen sürelerde uygulamaları gerçekleştiriyoruz. %50-55 bağlı nem ortamında ve 20-22 santigrat derece sıcaklıklarda uygulamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bahsettiğim PVC üniteler, fotoğrafta görülenler, 20-30 metreküp hacmindeki bu üniteler içine eşyalar yerleştiriliyor ve azot gazı verilerek içindeki oksijenin azot gazıyla yer değiştirilmesi sağlanıyor. Ve uygulamalar sırasında da uygulamaların etkinliğini belirlemek için kutular içerisinde böceklerin her hayat aşamasından örnekler yerleştirerek canlılık durumlarına bakıyoruz uygulamalar sonunda. Üniteler içine gönderdiğimiz azotu havadan ayrıştırarak elde ediyoruz. Bunun için bir azot jeneratörümüz var. Kompresör, hava tankı, azot jeneratörü ve azot tankı ile nemlendirme ünitesinden oluşan bir sistem. Burada bu sistem taşınabilir bir sistem. Daha önce başka bir köşkte kullanmıştık. Bugün Dolmabahçe Sarayı'nda kullanıyoruz. Çalışma prensibine de kısaca değinecek olursak, hava basınçlı bir kompresör ve kurutucudan geçiyor ve basınçlandırılmış hava içinde bulunan yağ, su gibi partiküller filtreler tarafından temizlendikten sonra hava tankına geliyor ve burada oksijen molekülleri azot moleküllerinden ayrılarak atmosfere atılıyor ve çıkışta da yüksek saflıkta azot gazı azot tankında birikiyor ve nemlendirilerek PVC üniteler içine veriliyor. Burada azot hava akımını kontrol ederek istenilen basınçta ve saflıkta azot üretimini gerçekleştirebiliyoruz. Bu jeneratörlerin birçok avantajı var. Bir defa kolay kullanım imkanları var. Enerji sarfiyatı dışında bakım gereksinimleri oldukça az ve yüksek saflıkta azot gazı elde edebiliyoruz. Ve de hepsinden önemlisi mobil kullanıma uygun cihazlar. Bu yöntemle bugüne kadar yaklaşık 10 yıllık süre içerisinde 8000'in üzerinde objenin fümigasyonunu gerçekleştirdik. Bu eserlerin büyük bir çoğunluğu, %83'ü ahşap eserler, %5'i
tekstil eserler ve %12'si de sellozik kökenli eserler. Değiştirilmiş atmosfer yöntemi avantajları oldukça fazla. Ekolojik çevre dostu bir yöntem. Hem kullanıcı hem eserler hem de çevre üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yok. Toksik kimyasallarla kıyaslandığında iyi bir alternatif. Ve böceklerin her hayat aşaması üzerinde de etkili bir yöntem olarak söylüyoruz. Sonuç olarak tarihi eserlerde böceklerle yapılan mücadelede en önemli unsur esere zarar vermeyen yöntemlerin kullanılması. Ancak biyolojik bozulmaya neden olan çevre koşulları değişmediği sürece hangi yöntem uygulanırsa uygulansın eserlerin tekrar enfekte olması kaçınılmaz. Bu nedenle düzenli olarak kontrol ve de IPM olarak da bilinen gelişmiş zararlı kontrol yöntemi uygulamasıyla temizlik standardının yüksek tutularak toz kirlilik birikimlerinin azaltılması, mekanların ve objelerin düzenli temizliklerinin yapılması oldukça önemli. Çünkü bu ortamlar bu canlılar için yaşam alanı oluşturuyor. Bunun dışında bağıl nem ve sıcaklık değerleri izlenmeli ve biyolojik zararlarının gelişmesini engelleyecek çevresel koşullar oluşturulabiliyorsa mümkünse bunlar araştırılmalı. Bunun haricinde böceklerin yapıya, koleksiyonlara giriş yapabileceği boşluklar kapatılmalı. Mümkünse pencerelere tel takılmalı gibi basit önlemlerle binaya böcek ve koleksiyondaki eserlere böcek girişi önlenmeli. Restorasyon, sergi gibi amaçlarla bazen bina dışına çıkabiliyor eserler. Bunların binaya girişinde karantinaya alınarak kontrol edilmesi, herhangi bir aktivite gözlendiğinde enfeksiyonun yayılmasını engellemek için uygun bir yöntemle fümige edilmesi önemli. Önleyici ve koruyucu önlemlerle riskleri minimize edip kültürel eserleri en az müdahaleyle koruyabilmek mümkün olacaktır diyorum. Teşekkür ediyorum.